Emeklilik sisteminde yeni gelişmeler, 2025'te neler bekleniyor? EYT düzenlemesiyle birlikte milyonlarca vatandaş emekli olma hakkı kazanırken, düzenlemeye ilişkin tartışmalar ve meraklar da devam ediyor. 2025 yılı yaklaşırken, emeklilik sistemi ve çalışan hakları konusunda yeni beklentiler ve endişeler gündeme geliyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun'un açıklamaları, Önümüzdeki dönemde yaşanabilecek değişiklikler hakkında önemli ipuçları sunuyor. EYT düzenlemesinde değişiklik olasılığı var mı? Erdursun, EYT düzenlemesinde radikal bir değişiklik beklenmediğini belirtiyor. 3 Mart 2023'te yürürlüğe giren yasa kapsamında emeklilik başvurusunda bulunanların durumunda bir değişiklik öngörülmüyor. Ancak uzman, yaklaşık 2 milyon kişinin EYT kapsamında olmasına rağmen Emeklilik şartlarını tam olarak bilmediğine dikkat çekiyor. Özellikle gün çakışması, son 1261 güne takılma, Bağkur ve emekli sandığı arasındaki geçişler gibi konularda birçok kişinin zorluk yaşadığını vurguluyor. Erdursun, EYT düzenlemesinin bazı gruplar için beklenen faydayı sağlamadığını da belirtiyor. Özellikle 3600 gün şartını arayan kadınlarda 58 Erkeklerde 60 yaş er sınırına takılanlar ve Bağkur'dan 5400 gün bekleyenler için eğitimin çok da etkili olmadığını söylüyor. Bağkur ve Kademeli Emeklilik Beklentileri Emeklilik sisteminde beklenen diğer değişiklikler konusunda da Erdursun önemli açıklamalarda bulunuyor. Meclisin açılmasıyla birlikte, emekliler, çalışanlar, memurlar, işçiler, kamu işçileri, Stajyerler ve çıraklarla ilgili herhangi bir yeni düzenlemenin henüz gündeme gelmediğini belirtiyor. Özellikle Bağkur emeklileri arasında yaygın olan 7200 gün prim ödeme beklentisinin şu an için karşılık bulmadığını ifade ediyor. Kademeli emeklilik sistemi hakkında da konuşan Erdursun, bu konuda da henüz meclise sunulmuş bir çalışma olmadığını söylüyor. Bu durum, emeklilik sisteminde köklü değişikliklerin kısa vadede gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor.